Evet, gümrük tarifi istatistik pozisyonu nedirle başlayalım. Oradan devam ederiz. Gümrük tarifi istatistik pozisyonu dediğim zaman armonize sistem nomenklatörü dediğimiz dünya gümrük örgütü tarafından yayınlanmış olan bir mal tanımlama ve sınıflandırma kodu diyoruz biz buna. İşte tanımlama kısmında ürünün tanımı, kodlama kısmında ise armonize sistem kodu dediğimiz 6 haneli kullanılan sistematikteki rakamlar silsilesi diyebiliriz. Dünya Gümrük Örgütü'ne bağlı 170 tane ülke var. Bu 170 ülkede de bu altılı sistem dediğimiz, armonize sistem dediğimiz kod 170 ülkede de kullanılıyor. Avrupa Birliği'nde kullanılan, şöyle yapalım. Avrupa Birliği'nde kullanılan ise daha çok 8, yani kombine nomenklatör kodu dediğimiz sistem kullanılıyor. Peki bize ne için lazım dediğimizde, tarife bizim için niye lazım? Tarife niye ihtiyaç duyarız? Öncelikle 3 unsuru belirlerken ya da bir beyannameyi yazarken 3 şeyi dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki, eşyanın bir eşya olmalı ve eşyanın bir kıymeti olmalı. Bununla beraber eşyanın bir tarifelendirilmesi, yani kodlaması yapılmalı. Bir sistematik silsilesiyle devam edilmeli. Bir kodlama yapılmalı. İşte biz de buna gümrük tarifesi diyoruz. Bir diğer unsur ise menşei mutlaka belirlenmeli. Eğer varsa ticaret politikası önlemleri, varsa diğer mevzuatta aradığı tarife dışı önlemler, bunların da belirlenmesi noktasında. Peki gümrük vergilerinin tespitinde ilk önce yapmamız gereken eşyayı tanımlamamız dediğimiz gümrük tarife istatistik pozisyonuna ihtiyacımız var. Bunlar gümrük vergilerinin tespitinde, uluslararası istatistiklerin tutulmasında, menşe kurallarının saptanmasında, yerel vergilerin tespit edilip toplanmasında işte, ve bu bütün bu süreçlerin, yani ticaret müzakerelerinde, Dünya Gümrük Ödülü'nün toplantılarında, işte nakliye vergileri ve istatistikler için mutlaka armonize sistemin kullanılması gerekiyor. Armonize sistem dediğimiz zaman işte örnek verelim, mesela 74.02.60 dediğimizde aslında bu altılı sistem tüm dünyanın kullandığı armonize sistem kodlaması diyoruz biz buna. Tanımlama şekline geldiğimizde ise işte eşyayı tanımlarken işte demir çelikten yassı hadde mamulleri dediğimizde de aslında neyi biz tanımlamış oluyoruz? İşin armonize sistemini tanımlamış oluyoruz. Zaten ekrandan da göreceksiniz, altılı sistemi tüm dünya kullanırken 7-8'i kombine nomenklatör dediğimiz Avrupa Birliği ülkeleri, yani 28 ülkenin kullandığı bir sistem. Dünyada 12'li kullanan yok arkadaşlar. 12'li sadece Türkiye kullanıyor. Türkiye'nin kullandığı bir sistem. Milli alt açılımı istatistik kodları bizim Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ve izahnamesinde geçen kodlama sistemidir. Dünyanın kullandığı sadece altılı armonize sistem kodlamasını kullanır. İlk 4 rakam neyi ifade eder? İlk 4 rakam eşyanın tarife pozisyonunu belirler. Altı rakam tarife alt pozisyonunu belirler. 7 ve 8. rakamlar kombine nomenklatör dediğimiz, işte Gümrük Birliği'nin dahil olduğu ülkeler tarafından kullanılan sistemdir. Biz de buna ilaveten milli alt açılım kodları ekliyoruz. Şu sebebi de şudur: farklı tarife pozisyonlarına ayırdığımız, kendi içerisinde alt açılımlar eklediğimiz eşyalar oluyor. Bunlara kendimiz milli alt açımlar ekliyoruz. Niye? Farklı vergi oranları ya da farklı mevzuatsal ya da tarif dışı engellemeler olduğu için bunları da tam tanımlamayla milli alt açımlar ekleyerek Türk Gümrük Tarifi Cetveli'nde itaat rejim kararıyla beraber yayınlıyoruz. Ve istatistik kodları ise yukarıda da bahsetmiştik, daha çok istatistiki amaçla kullanılan kodlama sistemi. Devam edelim. Hemen mesela burada bir örnek var. 84-38-10-10 tarifesinde bir örnek var. Bu örnekten yola çıkarsak bu aslında nedir? Kombine nomenklatür diye tanımladığımız işte 8'li olarak kodlama sistemimiz. Burada işte eşyada varsa C, eşyada varsa ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, KKDF ya da KDV oranları ya da diğer kurumlarca alınacak izinler noktasında aslında bir sistematiği görmek açısından bu kodlama sistemini mutlaka kullanmamız gerekir. Altında zaten vergi oranlarını görüyorsunuz. Altta hangi ülkeye hangi vergi oranları uygulanır?
Aslında baktığımızda tarife işin her şeyi diyebiliriz. Bunun yanı sıra da yine menşe şahitnamesini ve onun yanında da mutlaka eşyanın kıymetinin de bilinmesi gerekir arkadaşlar. Evet, burada aslında baktığımızda ayakkabıların tarifelendirmesini görüyoruz. 6402'de, 6403'te ve 6404'te. Ayakkabılar Türk Gümrük Tarifeciliği'nde sınıflandırılmıştır. Burada işte ayakkabı dediğimizde, ayakkabı da kendi içerisinde işte armonize sistem dediğimiz tanımlama kısmı, yani erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen kısmı aslında armonize sistemi tanımlarken 6402 kodlamasını, armonize sistem nomenklatür kodu dediğimiz nomenklatür kısmı sayısal ifadeleri anlatır. Yani 6402 nomenklatür kısmıdır. Armonize sistem dediğimiz ise eşyanın tanımlama kısmıdır. Yani erkek veya kadınlara ait olan denilen kısım aslında işin tanımlama kısmıdır. Bu tanımlamada kod şekline dönüştürülmüş hali biz nomenklatür diyoruz. İşte 6402 tanımlarken sadece ayakkabılar, erkek ve kadınlara ait olanlar ya da belirlenemeyenler dediğimiz zaman buradaki tanımlamayı kullanıyoruz. Ama kadınlara bir atıf yapılıyorsa ya da erkekler için, çocuklar için bir tanımlama yapılıyorsa mutlaka onların Türk Gümrük Tarife alt açılımlarına, yani istatistiki kodlara, milli alt açılımlara da mutlaka ihtiyaç duyuluyor. Çünkü biz bunları tarifemizde kendi içerisinde ayırmışız. Kadınlara ait olanlar, çocuklara ait olanlar, bunların hepsi nedir? Aslında milli alt açılım olarak eklenen, istatistiki amaçlı kullanılan 12'nin dışında bir de milli alt açılım olarak eklediğimiz eşyalar grubu diyebiliriz bunlara. Devam edelim. Evet, burada da aslında kalemler 9609'da kalemler sınıflandırılmış. Kalemlere baktığımızda aslında kurşun kalemler diye tanımın içerisinde var. 9608 pozisyondakiler hariç. Burada baktığınızda kurşun kalemlere kurşun boya kalemleri diye geçiyor. İşte kurşundan olanlar, yani grafitten olanlar, içi kurşun olanlar ya da diğerleri dediğimiz zaman dikkat edin burada her bir eşya için ilave gümrük vergisi uygulanıyor. Diğer ülkeler için ilave gümrük vergileri uygulanıyor. Hepsinin bir ticaret politikası önlemi var arkadaşlar. Bu yüzden her bir eşyayı kendi içerisinde mutlaka milli alt açılımlar ekleyerek sınıflandırmamız gerekir ki doğru bir vergilendirme karşımıza çıksın. Devam. Evet, gümrük onaylanmış işlem veya kullanım diyoruz biz buna. Aslında gümrüğe sunulmuş her eşya için, gümrüğe sunulmuş her eşya için mutlaka bir gümrük onaylanmış bir işlem ve kullanım belirleme zorunluluğumuz var arkadaşlar. Siz eşya gümrüğe sunmuşsanız artık bundan sonraki süreç sizin gümrük onaylanmış bir işlem ve kullanım belirleme zorunluluğunuzun başlangıcı da diyebiliriz. Burada özet beyan süreleri var. İşte geçici depolama dediğimiz alanlarda 20 günlük süreler, diğer deniz yoluna gelenler de 45 gün, karayoluna gelenler de 20 günlük süreler. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bu süreler içerisinde bizim yine gümrük onaylanmış bir işlem ve kullanım belirleme sürelerimiz olacaktır. Bunları eğer bu süreleri aşarsak eşya haliyle tasfiye hükümlerine tabi tutulacaktır. Bununla ilgili mutlaka eğer varsa ek süreler, mutlaka ek süre taleplerinin olması gerekir. Peki nedir gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım dediğimizde eşyanın bir gümrük ejimine tabi tutulması. İşte herhangi bir gümrük ejimi olabilir mi? Evet, serbest dolaşıma giriş, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrol altında işleme rejimi, antrepo rejimi gibi rejimlere tabi tutabilirsiniz. Gümrüğe terk edilebilir eşya. Gümrüğe sunduğunuz bir eşyayı devlete hiçbir yük olmayacak şekilde bütün sorumluluk da size ait olmak koşuluyla gümrüğe terk edebilirsiniz. Ya da bir serbest bölgeye götürebilirsiniz eşyayı. Ya da imha için gümrüğe bir dilekçe verip imhasını isteyebilirsiniz. Ya da Türkiye Gümrüğü'ne yeniden ihracını da talep edebilirsiniz. Bunlar sizin haklarınız, kullanmak istediğiniz haklarınızdır. Devam. Evet, rejimler dediğimizde ise 8 tane gümrük rejiminden bahsedebiliriz. Serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, geçici itaat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, ihracat rejimi, hariçte işleme ve antrepo ile beraber transit rejimi olarak 8 adet rejimimiz var. Demin bahsettiğimiz gümrük onaylanmış bir işlem ve kullanımın içerisinde yer alan bir
rejime tabi tutma isteğini bunlardan herhangi biriyle kullanabilirsiniz. Genelde gümrüğünden eşyalar için ilk yaptığımız aslında bizim antrop rejimi. Yani karayoluyla gelen eşyalarda ya da deniz yoluyla gelen eşyalarda ekstra maliyetler oluşmaması noktasında özellikle limanlarda çok fazla beklemelerde demoraj giderleri ve diğer masraflar oluşmasın diye genelde biz bu eşyaları anlaşmış olduğumuz antrepolara indiriyoruz ve antrepo rejimine tabi tutuyoruz. Daha sonra ise eğer varsa izinler noktasında izinleri alınıyor. Diğer süreçlerde ise serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istediğiniz zaman yine aynı rejime ya da dahilleştirme ya da diğer saydığım rejimlerden herhangi birine de tabi tutabilirsiniz. Evet, dahilleştirme rejimine baktığımızda ise daha çok serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilmesi, daha sonra işlenmiş ürünü olarak ihraç eşyasının bünyesinde ithal eşyasının kullanıldığını ispat edip daha sonra yatırmış olduğunuz vergilerin aslında teminatlarının iadesi sistemine dayanan bir rejim. Burada baktığımız zaman aslında dahilleştirmenin mantığı tamamen ihracata yönelik bir kullanılan rejimde diyebiliriz. Yani ihracat potansiyelini artırmak, iç piyasada rekabet gücü oluşturmak ya da ürün çeşitliliklerini artırmak için kullanılan aslında bir sistem. Tamamen burada bir üretim faaliyeti var. Ama varsa burada gümrük vergileri, diğer eş etkili vergiler, işte damping diyebilirsiniz, telafi edici vergi diyebilirsiniz. Bunların teminata bağlanıp ve ticaret politikası önlemleri dediğimiz önlemlere de tabi tutulmaksızın eşyaların Türkiye Gümrük Bölgesi'nde işlenmesi ve işlendikten sonra ihraç ürünü bünyesinde bunları ispat ettiğinizde yatırmış olduğunuz vergilerin iadesini gerektiren aslında bir rejimde diyebiliriz. Kabaca hani söylersek dahili işleme rejimini. Mutlaka bunda bir aynıyat olayı var. Tabii siz öncelikle dahili işleme rejimini kullanabilmeniz için bunlar şartlı muafiyet sistemi deriz biz bunlara. İki sistemden oluşur bunlar aslında baktığımızda. Balık Bey geri gelelim. İki sistemden oluşur. Birisi daha şartlı muafiyet sistemi, birisi de geri ödeme sistemidir. Hani iki sistemi aynı anda kullanmanız için söylüyorum. Şartlı muafiyette genelde bütün vergiler teminata bağlanır ama geri ödeme sisteminde ise bütün vergiler yatırılır. Daha çok bunu kullanan firmalara baktığımızda ekonomik anlamda gücü olan firmalar diyelim biz bunlara. Hani işin eşyayı serbest dolaşıma sokarlar ama bunlar için mutlaka yine D5 belgesi dediğimiz bir belge almak zorunluluğu var. Dahilleştirme şartlı muafiyet sistemini kullanıyorsunuz da D1 ayı kullanmanız gerekir. Burada fayda zarar hesabı yapılması lazım. Hani geri ödeme sistemi kullanılabilir mi? Elbette kullanılabilir ama yüksek oranda ithalat yapıyorsanız ve bunları karşılayacak bir ekonomik gücünüz varsa tabii ki o sistem kullanılabilir. Eşyayı fiilen serbest dolaşıma sokmuş olursunuz. Serbest dolaşıma sokulmuş bir eşya için de bir rejim ihlalinden bahsedilemez. Zaten eşya fiilen serbest dolaşımdadır. Ama dahilleştirme rejiminde ise eşya fiilen serbest dolaşımda olmadığı için rejim ihlalinde farklı şeyleri de konuşuyor olmak gerekir. Bir fayda ve zararına bakmak gerekir bu sistemi kullanabilmek için. Devam edelim. Evet, geçici itaat rejimi de çok kullandığımız bir rejim aslında baktığımızda. Burada da yine geçici itaat rejiminde serbest dolaşıma girmemiş eşyanın itaat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle çekilmesi aslında serbest dolaşıma sokulması. Burada tabii dahilleştirme rejiminde olduğu gibi ticaret politikası önlemlerine tabii ki tutmuyorsunuz bu eşyayı. Sonuçta serbest dolaşıma sokulmamış bir eşya olduğu için alınması gereken izinler noktasında izin almanıza gerek yok. Eşya zaten olağan yıpranmanın dışında ya da herhangi bir değişikliğe uğramaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi'nden dışarı çıkacağı için bununla ilgili serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan mevzuat hükümlerini uygulamıyorsunuz. Burada yapılması gereken sadece bunlarla ilgili ekelli 5, ekelli 6 taahhüt formları vardı. Bu formlar kaldırıldığı için sistem otomatikman bunları TPS üzerinden izinler noktasında izinler alınıyor. Eşya serbest dolaşıma daha doğrusu serbest dolaşıma girmiş gibi aslında geçici itaat kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi'ne geliyor. Tam muafiyet kapsamıyla çekiliyor ama bazı durumlar var ki eşyanın tam muafiyet kapsamında kullanılması da idarelerce izin verilmediği noktasında mutlaka kısmi teminat ya da kısmi muafiyet özünde kısmi muafiyet kapsamında izin veriliyor. Yani kısacası ürün ne kadar Türkiye Gümrük Bölgesi'nde kalacaksa normal eşya sanki serbest dolaşıma sokuluyormuş gibi vergiler hesaplanıyor. Sizin talebiniz doğrultusunda 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 aylık süreçlerde bunu eğer kullanacaksanız Türkiye Gümrük Bölgesi'nde
hesaplanan gümrük vergilerin %3'ü oranında her aya tekabül eden bir vergilendirme çıkarılıyor ve bu vergileri yatırdıktan sonra eşya geçici itaat kapsamında serbest dolaşım kişiliğine tabi tutuyorsunuz. Daha sonra siz bunu serbest geçici itaat kapsamında çektiğinizde eşya eğer herhangi bir şekilde burada serbest dolaşıma sokmayacaksanız, yani kati ithalat dediğimiz kati ithal işlemini yapmayacaksanız, yeniden ihraç amaçlı eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi'ne çıkarıp yatırmış olduğunuz teminatların iadesini alıyorsunuz. Peki eşya serbest dolaşımı sokmak isterseniz alması gereken izinler noktasında izinlerini alıyorsunuz. Varsa ticaret politikası önlemleri mutlaka onların uygulanması gerekiyor. Ve eşyayı normal serbest dolaşımı sokarken neler yapılması gerekiyorsa geçici itaat kapsamında da aynı hükümlerin, yani mevzuat hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Devam edelim. Evet, gümrük kontrolü altında işleme rejimini çok fazla kullanmıyoruz. Daha çok bunlar aslında yatırım amaçlı dediğimiz işte otomotiv firmalarının kullandığı bir aslında rejim. Ya da üretici firmaların, imalatçı firmaların, burada hafta içi örnek vermiştim Mahmut Bey, o örnek üzerinden gidelim. Mesela denatüre edilmemiş alkol 22.07'de ve 22.08'de biliyorsunuz alkoller var, denatüre edilmemiş alkoller. Şimdi normalde denatüre edilmemiş alkolün vergi oranı %40, %45. Ama denatüre edilmiş alkolün vergi oranı %10. Eğer siz bunu gümrük kontrolü altında işleyeceğim bu eşyayı, işleme faaliyetine tabi tutacağım bu eşyayı derseniz, gümrük idaresi diyor ki, ithal eşyasının vergi oranının işlenmiş ürünün vergi oranından yüksek olduğu durumlarda ben buna izin veririm. Yani %45'lik bir eşyayı %10 olarak siz işleyip denatüre hale getireceksiniz, işlenmiş hale getireceksiniz, gümrük vergi oranı %10 olarak size buna imkan veririm. Yani eşyayı, işlenmiş ürünü %10 gümrük vergisinden serbest dolaşıma sokabilirsiniz. Bu rejimi çalıştırabilirsiniz diyor. Varsa böyle bir durum, gümrük dairesine yine başvuru yapıyorsunuz. Yine bunlar TPS üzerinden yapılıyor bu başvurular. Denatür edilmemiş alkolü alıp %45 vergili teminata bağlıyorsunuz. İşlenmiş ürünü, yani denatür edilmiş alkolü eğer elde ederseniz bunu mutlaka YGM raporuyla gümrük dairesine ibraz edip bunu ispat etmeniz gerekiyor ve işlenmiş ürün olarak, yani denatür edilmiş alkol olarak eğer serbest dolaşıma sokacaksanız %10 olan gümrük vergilerinden eşyayı serbest dolaşıma sokuyorsunuz. Yine ticaret politikası önlemleri dediğimiz önlemlere tabi tutmak zorundasınız ve varsa alınması gereken izinler işte EPDK izinlidir. Yani Enerji Piyasa Denetleme Kurulu izinlidir. Diğer kurumlarca yapılacak kontrollerde yapılacak izinlerdir. Bunların da alınması gerekiyor. Yani sistem, evet, güzel bir sistem. Uygulanabilirlik alanı çok fazla değil ama kullanılan bir rejimde, evet, çoğu firma bunu kullanıyor. Dediğim gibi fayda ve zararına bakmak lazım. Devam edelim. Evet, hariç değiştirme rejimi aslında baktığımız zaman iki türlü çalışıyor. Burada işte kısmi muafiyet ve tam muafiyet esprisi var. Burada baktığımızda aslında hariçli işlemi ikiye ayırmamız lazım. Birincisi gümrük idaresince alınan izinler, hariçli işleme izinleri. Bir de maden metal, yani kıymetli maden metallerden alınan izinler var. Yani bunlar taşsa, kıymetli taş, yarı kıymetli taşlarsa bunların izabe edilmesi amacıyla, yani işlenip tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilmesi amacıyla yurt dışına gönderilmesi gerekiyorsa yine bunlara da yine bağlı olduğu birliklerden izin alınması gerekiyor. Bir de hariçli işleme rejiminin içerisinde dahilde işleme rejiminin kullanıldığı alanlar var. Yani sistem hariçli işleme ama dahilde işleme şartlı muafiyet rejiminin içerisindeki ürünü alıp hariçli işlemeye tabi tutup Türkiye Gümrük Bölgesi'nden dışarı çıkıp bunun Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bir işleme faaliyeti, yani daha ileri dereceli bir işleme faaliyetine tabi tutmak istiyorsanız yine hariçli işleme rejimini burada kullanıyorsunuz. Hariçli işlemede dediğim gibi tam muafiyet, kısmı muafiyet den bahsetmek gerekirse, tam muafiyet kapsamında eğer bir şey gönderecekseniz, diyelim ki eşyanız gelmiş ama garanti kapsamında bir eşya ama bozulmuş, tamire ihtiyacı var. Bunu yine ihracatçı ülkeye göndermek istediğiniz zaman bunu tam muafiyet kapsamında göndermeniz gerekiyor. Eğer tamir edilemeyecek, yenisiyle değiştirilmesi gerekiyorsa işte bu rejimi kullanıyorsunuz yine aynı şekilde. Burada da yine eşyanın garanti kapsamında garanti sözleşmesi kapsamında yapıldığını ispat eden yurt dışı konsolosluk tasdikli evrakları mutlaka gümrük idaresine sunmanız gerekiyor.
Burada kısmi muafiyet dediğimiz ise yine hariç değişimi rejiminde bir tamir amaçlı eşya gönderdiyseniz, eşya tamir edilebilecek bir eşya ise ve içerisinde üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılmamışsa ya da kullanılmışsa bunların vergilendirilmesi gerekiyorsa işte size bir işçilik faturası kesildiği zaman işçilik faturasının vergilendirilmesini aslında biz kısmi muafiyet diyoruz. O göndermiş olduğunuz eşya diyelim ki 50 bin dolarlık bir eşya ama siz bunun üzerinde 10 bin dolarlık bir işleme faaliyeti yaptırdınız. O işleme faaliyetinden doğan 10 bin doların da eşyanın tekrar geri geldiğinde vergilendirilmesi noktasında 10 bin doların vergilendirilmesi gerekir. Buna da biz kısmi muafiyet suretiyle hariç değişim rejiminde geri gelen eşya diyoruz ve bunu da bu şekilde vergilendirmiş oluyoruz. Diğer durumda hariç işleminin içerisinde dahil işleme rejimini kullandığımız durumlarda hemen ona bir örnek verelim. Dahil işleme kapsamında çektiğiniz bir eşyayı iplik çektiniz diyelim. İplikten kumaş ürettiniz. Kumaşın üzerinde bir işleme faaliyeti ya da daha ileri derece bir işlem yapacaksanız bu eşyayı da eğer dahil işlemenin içerisinde, hariç işlemenin içerisinde gönderecekseniz yine Gümrük Birliği'nin dahil olduğu ülkelerden herhangi birini gönderdiğinizde ya da üçüncü bir ülke gönderdiğinizde bu işleme faaliyetinden doğan vergilendirilmenin de yine bu rejim kapsamında eşyanın geri geldiğinde vergilendirilmesi gerekecektir. Yine varsa izinler noktasında izinlerin alınmasını gerekecektir diye söyleyebiliriz. Devam edelim. Evet, antrepo rejimine demiştik, gümrük onaylanmış bir işlem kullanımı demiştik. Bunlardan birisi de yine rejimler noktasında antrepo rejiminde kullanıyoruz. Burada antrepo tiplerine bakmamız lazım. A tipi ve B tipi antrepolar genelde. B tipi antrepo Türkiye'de bir tane var. Var mı hala onu da bilmiyorum ama A tipi antrepolar çok fazla kullandığımız antrepo tipi. Burada F tipi antrepolar gümrükçe işletilen antrepo tipleriydi ki şu anda gümrükçe işletilen bir antrepo yok. C tipi genelde zaten fiktif antrepo dediğimiz firmaların kendi özel antrepoları, sadece kendi eşyalarını koydukları. D tipi antrepolar evet kayıt yoluyla rejime giriş yapılan antrepo tipleriydi ama bunları genelde şimdi YS firmaları kullandığı için E tipi antrepolarda genelde montaj müsaadeli antrepolar diyoruz. İşte havaleli eşyaların ya da yatırım teşvik kapsamında olan eşyaların konulduğu, orada montajlarının yapıldığı normal antrepolara alınmayan E tipi antrepo olarak adlandırılan yerlerinde yani firmanın talebi doğrultusunda müdahalesine E tipi antrepo olarak adlandırıldığı yerlerde biz aslında antrepo diyoruz. Yine kendi içerisinde genel ve özel diye antrepoyu ayırmamız lazım. Teminat türleri var biliyorsunuz. Her antreponun kullandığı teminat türleri var. Ki bu sene en büyük değişiklik de belki oydu. %10 teminat kullanılıyordu antrepo rejimlerinde. Daha sonra bu oran %25'e çıkarıldı. Bazı hassas ürünler var işte. Bunlar muzdur, fındıktır, cevizdir. Bunlardaki oranlar %25'ti %10 kullanılırken. Şimdi tamamen bunlar %100 antrepo ve götürü teminat sistemine geçildi. Yaygın götürü teminat ve götürü teminat olarak iki tür adamın eğer birden fazla antreposu varsa yaygın götüre teminatı kullanıyor. Eğer bir antreposu varsa ona götüre teminatı kullanıyor diyebiliriz. Devam. Evet, transit ticareti transit rejiminden ayırmamız lazım. Transit ticaret başka bir şey. Transit rejimi başka bir şey. Burada transit ticaret diyor. Transit rejimi ise ortak transit ve ulusal transit olarak kendi içerisinde ayırmamız lazım. Buradaki transit ticaretten kastı şu, siz X bir ülkeden bir ürün aldınız, bu ürünü aldınız, Almanya satıyorsunuz. Aslında transiti yapan sizsiniz, ticareti yapan sizsiniz ama ürün size hiç gelmeyebilir. Siz burada sadece diyelim ki Türkiye'den bir transit ticaret yaptığınızı varsayalım. Eşyayı Çin'den alırsanız, Çin'deki satıcıya şunu söyleyebilirsiniz, benim alıcım İtalya'daki bir firma, siz bana bütün evrakları gönderin, ben burada evrakları muhasebeleştireyim. Daha sonra üstüne kar koyarak bu faturayı İtalya'daki müşterime göndereyim dersiniz. Bunun adı aslında nedir? Transit ticarettir. Peki bunu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi'ne aldıktan sonra yapabilir misiniz? Elbette yapabilirsiniz. Çin'den siparişi verirsiniz. Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirip serbest dolaşıma sokmadan bir antrepo rejimine tabi tutup buradan da yine İtalya'daki alıcısına gönderebilirsiniz. Yine mutlaka ama transit ticarette üstüne bir kar koymanız gerekecek. Buna biz aslında baktığımızda transit ticaret diyoruz. Transit rejimin arasındaki fark temel olarak buydu. Transit rejimine bakalım şimdi. Var mı sunumumuzda transit rejimi? Yok hocam, sadece transit ticaret olarak.
Trans ticaret var. Ben transit de şöyle söyleyeyim. Trans rejiminde ise biliyorsunuz hem ortak transit bir de ulusal transit dediğimiz aslında NCTS dediğimiz New Computer Transit yani yeni bilgisayarlı transit sistemi diye kullandığımız sistem. Şimdi ortak transitte akit ülkeler ya da taraf ülkeler dediğimiz Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinde dahil olduğu ülkeler topluluğu, bizim de dahil olduğumuz ülkeler topluluğu var. Bu sistem içerisinde bütün akit taraflar tek bir hat üzerinde bütün işlem süreçlerini görebiliyorlar. Yani blockchain dediğimiz sistem gibi aslında bu. Buradan başlamış bir transiti Almanya'daki varış ülkesindeki alıcıya kadar ki bütün süreçleri akit taraftaki ülkeler yani o sistem üzerinde kontrolünü sağlayabiliyorlar. Burada biliyorsunuz bireysel teminat ve kapsamlı teminat dediğimiz teminat türleri kullanılıyor. Transitin basitleştirmesi dediğimizde, transitte bir basitleştirme sistemi var biliyorsunuz. Bir basitleştirmesi teminat türlerine basitleştirme var. İşte kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme, bir de bireysel teminat dediğimiz. Bir diğer basitleştirme ise taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler var. Bunlar işte demir yolu basitleştirmeleri, hava yolu basitleştirmeleri, boru hattıyla taşınan basitleştirmeler, bir de deniz yolu da taşımalarda basitleştirmeler var. Bunlar Arkas bildiğimiz kadarıyla MSC Grup aldı deniz yolu basitleştirmesini. Demir yolu basitleştirmesini kullanan sadece şu anda TCD dediğimiz Türkiye Devlet Demir Yolları kullanabiliyor. Hava yolundaki basitleştirme ise şu anda kullanan sadece bir kuruluş var. O da bildiğim kadarıyla Türk Hava Yolları. Bunlar da yine transit rejimindeki basitleştirmeler diyebiliriz. Kabaca rejim ortak transitte kullanılan 28 ülkeyle beraber bizim de taraf olduğumuz ülkeler. Burada NCTS sistemi kullanılıyor. Tır rejimini ayıran en büyük fark tır rejiminde tır karnesi kullanılırken transit rejiminde ise sadece kullanılabilecek bireysel teminat ve kapsamlı teminat ya da kapsamlı teminattan vazgeçme dediğimiz sistem kullanılıyor. Tır rejiminden ayıran fark ise orada tır karneleriyle işlem yaparken burada dediğim gibi teminat türlerini kullanabiliyorsunuz. Kabaca bunları söyleyebiliriz transit rejimiyle alakalı olarak. Devam. Evet, ihracat nedir? Güzel bir soru. Demin aslında sunumlarda ben de dahil olmak isterdim ama şimdi konsinye ihracattan bahsettin. Aslında bir ödeme şekli değildir konsinye ihracat. Konsinye ödeme dedim. Konsinye şekli teslim edilen eşyalarda. Konsinye şekli aslında bir ihracat şeklidir. Ödeme şekli değildir. Ödeme şeklinden aslında baktığımızda peşin, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili ve akreditifli ödemeler vardır. İşte BOP dediğimiz ödeme şekli de vardı. Banka kanalıyla ödenen, elektronik anlamda ödenen şekil demiştik. Hani çok detayına girmeyeceğim ama ihracatta bir aslında ihracat şeklidir konsinye. Adı da şudur. Siz buradan bir eşya gönderirsiniz. Sadece orada adı da üstünde konsinye şekilde gönderirsiniz. Yani ona bir satış faturası kesilmez. Müşteri orada alır. Bir pazar bulursa, satarsa ürünü onun bir yıl içerisinde geri getirilme şeyi vardır biliyorsun. Bir yıl içerisinde geri gelmesi ya da normal geri gelen statüsünü koyarsak 3 yıl içerisinde bunun Türkiye'ye gelmesi gerekir. Burada konsinye ihracatta yapılan eşya satılmışsa bunun kati ihracata çevirme süreci vardır. Onu da söylemiş olayım. Hani bir dipnot olsun. İlk başlangıç noktasında biz ödeme şekillerinde konsinye ihracat ya da konsinye ödeme şekli demiştik ama bu ihracat türüdür o. Onun da altını çizelim. Peki ihracat nedir dediğimizde? Baktığımızda aslında mal ve hizmetlerin başka ülkelere satılmasıdır kabaca baktığımızda. Hani demin de bahsettik ya bu dahileşme rejiminde aslında burada dahileşme rejiminin içerisinde amaçlanan Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, işte yerli firmalarımızın, yerli üreticilerimizin dünya pazarlarına kolayca açılmalarını sağlamak, işte yeni pazarlar oluşturulması, yeni istihdamlar yaratılması şeklinde tanımlamıştık. İhracat da aslında baktığımız zaman mal ve hizmetlerin başka ülkelere satılması da diyebiliriz aslında burada. Burada bakılması gereken işte yetersizlik anlamında finansal durumun, yabancı dil bilmenin, işte üretim yetersizliğinin, pazarlama eksikliğinin ihracat yapmak için bir engel olmadığıdır. Sonuçta siz eğer ihracata yönelik bir ihracat yapacaksanız mutlaka öncelikle yapmanız gereken mevzuatı çok iyi bilmeniz gerekir mi? Evet, bir
müşavirlik firmasıyla mutlaka çalışmanız gerekecek. Yurt dışı pazarlarını biliyor olmanız, pazar araştırıyor olmanız ve yurt dışındaki firmalarla bağlantıya geçmeniz gerekecek. Demin de bahsettik ya, teslim şekillerini biliyor olmanız gerekecek. Ödeme şekillerini biliyor olmanız lazım. Sonuçta bir ürün satıyorsunuz. Ürünü sattığınız zaman karşı ülkeyle ürün satma noktasında hem taşıma modlarını hem de ödeme şekilleriyle ilgili hem riskler noktasında hem de mevzuatsal noktada bu ihracatın altında doldurmanız gerekir. İhracat rejimini anlayabilmek için. Evet, devam. Evet, şimdi her eşya ihraç edilebilir mi? Hayır, her eşya ihraç edemezsiniz. Bazı eşyaların ihracı yasak, bazı eşyaların ihracı ön izne bağlı, bazı eşyaların ihracı ise kayda bağlıdır. Mutlaka bunlarla ilgili kurumlardan eğer kayda bağlı ve ön izne bağlı eşyaları ihraç edeceksiniz, izin almanız gerekir. Belki de pandeminin en çok bize öğrettiği ihracatta bu kayda bağlılık ya da ön izne bağlılık durumlarıydı. Biliyorsunuz birçok eşyayı biz aslında izin alarak eşyayı yurt dışı edebildik, ihraç edebildik. Aslında ihracatın ne kadar zor olduğunu da görmüş olduk. Özellikle bu dezenfektan ürünlerinde, maskelerde, işte pandemiyle beraber birçok ürüne ihracat kısıtlamaları geldi. Bunlarla ilgili kurumlardan izin alınması noktasında bazı arkadaşlarımız, bazı firmalar ihracatta işte 235 var mıydı diye anlamaya çalıştı. Bununla ilgili cezalar tatbik edilmeye başlandı. Bir kaçakçılık fiili midir ya da bir ihmal midir noktasında bir sürü aslında araştırmaya da gittik. Biz bu eşyaların ihracında izin alınma noktasında biz mi almalıydık, firmalar mı almalıydı noktasında, ama genel anlamıyla baktığımızda evet, ihracatta bir yasaklık var. Her şeyi ihraç edemezsiniz. Mutlaka yasaklar listesine bakmanız, ön izne bağlı ya da kayda bağlı eşyalara bakmanız gerekir. Peki genel anlamıyla kabaca baktığımızda neler ihraç edemeyiz? Onlara bakalım. Kültür ve tabiat varlıklarını, yani bunları biz eski eser dediğimiz, yani çokça duyuyoruz, belki televizyonlarda görüyoruz. İşte önemli değeri olan eserlerimiz var mesela. Bunları mutlaka izine de alamıyorsunuz bunları. Çünkü bunlar kültür ve tabiat varlıkları koruma kanunu kapsamında ihraç yasaklılar listesinde olan eşyalar. İşte Hint keneviri zaten biliyorsunuz ülkemizin çoğu yerinde yerli yetiştirilmeye başlandı bu. Bir süre endüstride de kullanılan bir eşya aslında Hint keneviri. Bununla ilgili de yine ihracat yasaklaması var. Tütün tohumu fidesinde yine aynı şekilde bir yasaklık söz konusu. Yine ihracı ön izle bağlı mallar listesinde yer alan bütün av hayvanları, canlı veya cansız türleri ya da bunların mamül konfeksiyonları da dahil, bunlarla ilgili Bakanlar Kurulu kararları yasaklılık getirilmiş. İşte burada ceviz ağacı, dut ağacı, kiraz, yani burada tanımlanan bizim Türkiye'de en çok belki de isimlerini duyduğumuz ağaçlarla ilgili de bir yasaklılık söz konusu. Doğadan toplanan her türlü doğal çiçek soğanları, belki de haberlerde çokça sık duyduğunuz işte bu doğal çiçek soğanlarının Türkiye'den kaçırılması ve bunların yakalanma süreçleri, biliyorsunuz jandarma çok sık takip ediyor bu süreçleri. Doğadan çok fazla bu bizim bitki türleriyle, endemik bitki türleri diyoruz biz bunlara. Bu endemik türlerle ilgili bir sürü kaçakçılık yapılmaya başlandı. Bunlarla ilgili de çok sıkı takipler yapılıyor. Bunların da ülkemizden ihracı kesinlikle yasak arkadaşlar. Odun dediğimizde odunun her türlüsü yasak. Sığla dediğimizde yine sığla ağacı, genellikle bu Ege bölgesinde yetiştirilen bir ağaç türüymüş. Bu da yine aynı şekilde yasak. Yalan koz dediğimiz yine aynı şekilde. Datça hurması yine aynı şekilde yasaklar listesinde. Zeytin, incir, fındık, antep fıstığı, asma fidanları. Bunlar da bizim zaten biliyorsunuz kültürümüzün aslında markalaşmış değerleri diyelim. Bunların da ihracı yasak. Salep'in her türlü formu, yani tozu, tableti, her türlü formu yasaklılar listesinde. Bunları hiçbir şekilde ihracata konu edemiyorsunuz arkadaşlar. Devam. Evet. Peki ihracat yapmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? İhracatı yapmak için herkes ihracat yapabilir mi? Evet, herkes ihracat yapabilir. Öncelikle bir vergi numarasına sahip olmanız, iki mutlaka bir birlik kaydınızın. Tabii burada mikro ihracattan bahsetmiyoruz. Mikro ihracatı zaten yeri geldiği zaman detaylandırırız ya da onunla ilgili bir iki tane de cümle ekleyebiliriz. Burada şimdi esas
anlattığımız bizim normal ihracat. Peki ihracat yapmak için öncelikle bir faturaya ihtiyacımız var. Biliyorsunuz artık faturalar e-fatura olarak düzenlendiği için e-faturaları da kullanabiliyorsunuz. Hem ihracat hem de KDV iadesinde. Öncelikle ihracat için mutlaka demin de bahsettiğim gibi bir nakleci bulmanız gerekecek. Teslim şekillerinden birini seçtiğiniz zaman işte Ex-Works, FOB, FCA, işte C grubu, D grubu teslim şekillerini eğer seçeceksiniz. Mutlaka işin nakli organizasyon kısmında biliyor olmanız lazım. İşin ödemeler noktasında yani ihracat gelirlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ne getirilmesiyle ilgili olarak teslim şekillerini de biliyor olmanız gerekecek. Bir de karşılığı firmayla eğer tanışıyorsanız ya da tanışmıyorsanız risk unsurları barındıran bir ihracat olacaksa bu ödeme için mutlaka bir akreditifli ödeme şeklini seçmeniz gerekecek. Yok bildiğiniz tanıdığınız firma ise gönül rahatlığıyla bunu bir mal mukabili olarak da gönderebilirsiniz. Biraz daha zorlaşır. Biz evrak üzerinden işte evraklar gelsin, evrakları gönderelim, evraklar teslim edildikten sonra alıcı ülkeden para hesabımıza yatırılsın noktasında işte vesaik mukabili seçilebilir gibi gibi bir sürü oldu ödeme şekilleri var. Dediğim gibi öncelikle eşya bir gün müşavirlik firmasıyla anlaşmanız, bu noktada müşteri temsilcisiyle bütün detayları paylaşmanız, işte yükleme bilgilerini, nakleci bilgilerini, işte malın menşei noktasında tarih, faturası, eşyanın tarife tespitinin yapılması, bunların hepsinin firmayla görüşülüp beyannameyi o şekilde ya da fatura o şekilde hazırlanması gerekecektir diye düşünüyorum. Devam. Bahsettiğimiz e-fatura zaten artık biliyorsunuz çoğu firma zaten e-faturayı kullanıyor. Burada da yine dediğim gibi eşyanın gitidi özellikle, eşyanın cinsi mutlaka yazılması lazım. Miktar birimlerinin ayrıca belirtilmesi, işte alıcı ve gönderici bilgilerinin yer alması gerekecek. Döviz cinsi olarak hangi para birimiyle eğer anlaşılmışsa, euro, dolar ya da işte kullanılan convertible dediğimiz para birimlerinden birisiyle faturayı kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Devam. Evet, burada patching list dediğimiz ya da çeki listesi dediğimiz her eşyayı tanımlayan ayrıntılı çeki listeleri de biliyorsunuz var. Bunların mutlaka fatura ekinde müşavirlik firmasıyla paylaşmanız gerekir. Olduğu da eşyanız beyan türlerinden ya da kontrol türlerinden herhangi birine tabi tutulur. Sarı, kırmızı, işte yeşil neyse muayeneye tabi tutulacaksa ilgili memur sizden ilk isteyeceği evrak çeki listesi olacaktır. Çeki listesiyle sizin ürünlerinizi ya da faturanızı karşılaştıracaktır. Bunların da mutlaka eklenmesi gerekecek. Eğer faturanızda farklı kalemlerde eşyalar varsa o zaman da sizden ayrıntılı bir çeki listesi de isteyebilir. Onları da mutlaka eklemeniz gerekecek. Eşyanın muayenesi aşamasında bir sıkıntı yaşanmaması için. Devam edelim. Burada işte demin bahsetmeye çalıştığımız hangi kolilerde nelerden ne kadar olduğu, işte kilogramlarına kadar, işte kolinin ebatlarına kadar detaylandırmanız gerekecek. Eğer varsa üzerinde özel durum yazmanız gereken işte kırılabilir, özenle taşınması, işte savrulmaması işte gibi ibarelerde yazabilirsiniz ki gümrük idarelerinde çok da bunlara rağbet edilmiyor ama en azından bir uyarma amaçlı bunlar da yazılabilir çeki listelerine. Devam. Evet olmazsa olmazımız belki de tek gerçeğimiz menşe olayı, menşe şehadetnamesi. Yatıyoruz menşe, kalkıyoruz menşe zaten. Mevzuatımızın en önemli evrağı bence menşe şehadetnamesi. Diğer ismiyle Certificate of Origin dediğimiz ülke eşyanın tamamen elde edilme kuralı biliyorsunuz kanunun 18. maddesi işte menşe kuralı. Hangi ülkede üretilmiş, tamamen elde edilmiş mi ya da önemli bir işleme işçiliğin o ülkede o amaçla kurulmuş fabrikada üretilmiş mi? Yani birçok ülke menşeli olur da en son işlem ve işçiliği siz yapmışsınızdır. İşte menşe kazandırılmadığı noktasında mutlaka menşe şartnamesinde doldurulması gerekir. İhracat varsa bir menşe ibrazı da gerekecektir. Devam. Bu da bir menşe örneği. Menşe şartnamesi örneği. Baktığımızda işte Türk menşeliğimiz zaten eşyanın menşeini mutlaka hiçbir şek ve şüpheye yer kalmayacak şekilde evrakta yazmak zorundayız. Türkiye ise Türkiye, Çin ise Çin. Eğer eşya serbest dolaşıma sokulmuşsa
Olabilir. Bu eşya bir Çinli eşya, eşya da olabilir de. Bunu eğer serbest dolaşıma sokmuşsanız, bunu bir başka ülkeye ihracat yapıyorsanız mutlaka serfiyat orijin düzenlemeniz lazım. Siz buna Eurobir düzenleyebilir misiniz? Baktığınızda düzenleyemezseniz mutlaka bunun menşeline China yazmak zorundasınız. Niye? Tercihi olmayan rejimler dolayı serfiyat orijin düzenlememiz gerekir. Bir örnek olarak bu yine buradan söylenebilir. Devam. Evet, Euro 1 sertifikası dediğimiz aslında menşe ispat belgesidir bu. Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ülkeleri menşeli ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanması, yani tercihli rejimden faydalandırılması için aslında düzenlenmiş ve gümrük idarelerince vize edilen bir evraktır. Dediğim gibi menşe ispat belgesidir. Menşe şartnamesi arasındaki fark şudur. Menşe şartnamesi tercihli olmayan rejim ama Euro 1 ise eşyanın tercihli rejimden faydalandırılmasını sağlar. Yani indirimli vergi oranından faydalandırılmasını sağlar. Peki serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelere gönderilebilir mi menşe ispatı olarak? Hayır. Her bir mevzuatı, her bir STA'yı kendi içinde incelememiz lazım. Evet, bazı ülkelerde mesela Şili gibi işte ne diyelim Moldova gibi ülkelerle yapılan STA'larda Euro 1 kullanılırken Kore'de, Malezya'da olduğu gibi bazılarında fatura beyanı kullanırsınız. İşte Malezya'da menşe ispat belgesi kullanırsınız. En son işte Azerbaycan'da yapılan serbest ticaret anlaşması var. Orada da ise menşe ispat belgesi dediğimiz bir belge kullanılabilir. Tamamen tercihli rejimden faydalandırılan durumlarda kullanılan belgeler diyebiliriz bunlara. Devam. Evet, bu da bir serbest dolaşım, pardon, dolaşım sertifikası dediğimiz işte Euro 1 belgesi. Burada da yine menşe kısmında mutlaka menşeinin hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde yazılması gerekir. Menşeinin ülkesinin. Burada basitleştirme kullanılmış dikkat ederseniz. İşin mühür kısmında yani onaylanmış ihracatçı izni alan bir firma. Burada basitleştirme kullanmış. Bunu biliyorsunuz YS firmaları ya da onaylanmış ihracatçı yetkisi alan firmalar bölge müdürlüklerinden kaşe alıyorlar. Onaylanmış ihracatçı yetki kaşesi alıyorlar. Bunlar günün herhangi bir saatinde ya da hafta içi ya da hafta sonu istedikleri zaman bu belgeleri düzenleyip vize edebiliyorlar. Burada aslında vizeyi gümrük idaresi yapması gerekirken onaylanmış ihracatçı olduğu için kendi vizesini aslında bölge müdürlüğünün vermiş olduğu kaşeyi kullanarak kendisi etmiş. Bu da bir kolaylaştırma aslında ihracatçılar açısından baktığımızda. Devam. Evet, ATR dolaşım belgesi yani gümrük birliğinde kullanılan eşyanın serbest dolaşımda olduğunu gösteren bir statü belgesi. Sadece faydası şu, eşyanın serbest dolaşımda olduğunu gösterir. Yani gümrük vergileri tahsil edilmiş eşya olarak gösterilir. Sadece bunu kullandığınız yer Avrupa Birliği ülkeleridir. Bir başka ülkeye ATR kesemezsiniz. Burada da yine aşağıya dikkat ederseniz mühür kısmına, orta kısmında Mahmut Bey onu gösterir misin? Orta kısımda yine onaylanmış ihracatçı yetkisi alan hem Euro 1'i hem Euro MED'i hem de ATR dolaşım belgesi düzenleyebilme yetkisi alan bir firmamız bu. Burada da yine o yetki kapsamında bu ATR'yi düzenleyip vize etmiş. Bir de kare kod var dikkat ederseniz burada. Kare kodla da girdiğinizde aslında bu şeyin ATR'nin kare kodla bütün bilgileri zaten ekrana çıkacaktır. Yani şeyi sağlaması çok kolay. Yurt dışında bunu kare kodu kullandığında doğru belgenin onaylanmış ihracat yetkisinin olduğunu görebileceği bir evrak arkadaşlar. Devam. Forma belgesi genelleştirilmiş tercihler sisteminde kullanılan yine bir menşe ispat belgesi. Genelleştirilmiş tercihler sisteminin mantığı şu. Tek tarafı uygulanan yani Türkiye tarafından uygulanan aslında en az gelişmiş ülkelere Türkiye pazarına girerken indirimli vergi oranından faydalandırma onların biraz daha gelişmişlik seviyelerini artırmak için onlara sağlanan bir kolaylık. Dediğim gibi tek taraflı uygulanır. Bizim onlara uyguladığımız indirimleri maalesef biz onlara eşya gönderirken onlar uygulamıyorlar. Biz çünkü gelişmiş ülke değiliz baktığınız zaman dünyaya göre üçüncü dünya ülkesi gibi görünüyoruz ama en az gelişmiş ülkelere baktığımızda ise biz onlara tek taraflı olarak genelleştirilmiş tercihler sisteminde bir indirim, bir kolaylaştırma diyelim. Türkiye'ye ya da bölgeye eşya girişinde bunlara sağlanan bir kolaylaştırma diyelim. Bunu aslında baktığımızda Avrupa Birliği ile beraber eş zamanlı uyguluyoruz. Bunu tek taraflı biz uyguluyoruz ama Avrupa Birliği ülkeleri de uyguluyor. Gelişmiş olan ülkelere ya da en az gelişmiş ülkelere
bu kolaylıklardan faydalandırma izni veriyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Evet, Euromet belgesi, Euro 1, Euromet. Euromet belgesini kullanım alanı sadece Panavrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu'na dahil o 9 ülke dediğimiz, aslında Mısır, Cezayir, Tunus, Fas gibi ülkelerin dahil olduğu Akdeniz ülkeleri de diyebiliriz. İşte Panavrupa Menşe Kümülasyonu'ndan ayrı olarak bunlar Panavrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu'na dahil ülkeler. Şimdi kümülasyonun açılımını yapmak lazım. Kümülasyon dediğimiz zaman kendi aralarındaki STA'lar tamamlanmış, birbirleriyle beraber kendi aralarındaki girdili menşeli ürünleri sınırsızca kullanma yetkisi tanınmış ülkeler. Örnek verelim, EFTA ülkeleriyle bizim her bir ülkeyle STA'mız var. Yani Norveç'te bir STA'mız var, Liechtenstein'de bir STA'mız var. Yine İzlanda ile bir STA'mız var. Yine burada İsviçre ile bir STA'mız var. Yani tam bir kümülasyon uygulanıyor mu? Evet, uygulanıyor. Çünkü STA'lara tamamlanmışız. Panavrupa Akdeniz'e baktığımız ise bunlar kendi aralarında STA'ları tamamlayamamışlar. Mesela biz Mısır'la STA yapmışız, doğru. Bizim Mısır'la olan bir STA'mız var. Filistin'de olan var bizim bir STA'mız. Baktığımızda ikili anlaşma yapmışız. Daha doğrusu STA demeyelim. Ama Mısır'ın diğer ülkelerle kendi aralarındaki STA'lar böyle mi? Hayır. Onlar tamamlayamamışlar. Çünkü farklı mevzuat uyguluyorlar. Üçüncü ülkelere karşı farklı mevzuatlar uygulayabiliyorlar. O yüzden de bunlara uydurulmuş bir belge aslında. Bu Euromet belgesi dediğimiz. Euro 1'den türetilmiş bir belge. Belki süreç şu anda öngörülmüyor ama belki süreç işte bölgesel konvansiyona geçene kadar, tek bir bölge olana kadar, aynı menşe kurallarının işletileceği güne kadar aslında Euromed, Euro 1 hepsi ortadan kaldırılıp tek bir belge, yani tek bir menşe mevzuatının uygulanabileceği sisteme doğru gidilmeye çalışılıyor ama bu dediğimiz 9 ülke kendi aralarındaki serbest ticaret anlaşmalarını tamamlayamadıkları için ve tamamlamaları da şu anda öngörülmediği için bu sonradan üretilmiş bir belge. Neyi sağlıyor bize? Yine aynı dediğim gibi indirimli ya da tercihli rejimden faydalandırılmayı sağlıyor. Bir menşe ispat belgesi midir? Evet. Burada dikkat edilmesi gereken 9 ülke dediğimiz o işte Panavrupa Akdeniz'e üye ülkelerin Avrupa Birliği üzerinden ülkemize ithalatında işte karşımıza çıkan en büyük sorun belki de ilave gümrük vergisini alınmaması noktasında tedarikçi beyanları karşımıza çıkıyor. Geriye dönüp cezalara baktığımızda ise bir sürü cezanın aslında tedarikçi beyanlarının geç sunulması ya da sunulmamasından kaynaklandığını görüyoruz. Sistemin çalışabilmesi için işte İtalya'dan geliyorsa bize Mısır menşeli bir eşya, İtalya bize ATR yani Gümrük Birliği kapsamında bir menşe ispat belgesi düzenleyemeyeceği için ya da Euro 1 Euromet düzenleyemeyeceği için daha doğru cümleyle mutlaka bize bir tedarikçi beyanı sunmak zorunda ki ilave gümrük vergisi alınmasın. Menşe şartnamesi düzenleyebilir mi? Evet, düzenleyebilir. Ama onun düzenlemiş olduğu, yani İtalya'nın düzenlemiş olduğu menşe şartnamesi sadece bize EMEİ'yi belki kurtarabilir ama ilave gümrük vergisini mutlaka karar kapsamında, yani Gümrük Birliği kararı kapsamında 2006'ya 1895 sayılı karar kapsamında mutlaka bir tedarikçi beyanının sunulması gerekir ilave gümrük vergisinin alınmaması noktasında. Devam edelim. Evet, sigorta belgesi dediğimiz taşıma modlarında aslında en önemli evraklardan biri eşyanın bir kıymet unsuru olan sigorta poliçesi dediğimiz poliçenin olması gerekiyor. Eğer siz sigorta yaptırmamışsanız ya da geçerli bir sigortanız yoksa bunu mutlaka mal bedelinin %3'ü olarak sigorta beyan etmek zorundasınız ki eşyanın kıymetinin eksik beyanından dolayı yarın karşınıza bir ceza çıkmasın. Baktığımızda aslında CİF ve CİF teslim şekillerine ya da devlet teslim şekillerinde teslim şekline göre mutlaka sigortanın yapılması, yani eşyanın risklere karşı sigortalanması gerekiyor. Evet, devam edelim. Evet, serbest dolaşıma giriş rejimi aslında çok kabaca burada tarif edilmiş ama yani daha doğrusu şekillendirilmiş ama ben şöyle söyleyeyim. Serbest dolaşıma giriş rejimi aslında eşyanın gümrük vergilerinin tahsil edilmesi, varsa izinlerin alınması, varsa ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasıyla eşyanın serbest dolaşıma sokulması ilkesine biz aslında ne diyoruz? Eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi diyoruz. Kısacası bu. Evet, devam edelim. Evet, ithali yasak ürünler var. Hani ihracı yasaklar olduğu gibi ithali yasak olan eşyalar da var. Buradaki yasaklık bir kanun gereği yasaklık var. Yani
kendi mevzuatından kaynaklanan bir yasaklık. Bir de genel düzenleyici idari işlemlerle yasaklık var da bu da kanunda yani 4458 sayılı kanun 235 maddesinde tanımlanan o idari yasaklıklar var. Onlara kendi içerisine bakmak lazım. Burada anlatılanlar ise daha çok uyuşturucu maddeler, ipek böceği tohumları, zirai mücadele kullanan her türlü toprak, tabii gübreler, oyun ve oyun aletleri, bunlar işte kumar makineleri diyoruz. Kollular, mollular, ruletler. Hani kumar makineleri zaten biliyorsunuz Türkiye'de kumar oynatılması yasak. Bunların oyun makinelerinde getirilmesi kanuni yasaklılık. Yani bunların bir kanunu var. O kanun kapsamında bunların Türkiye ithali yasak. Uluslararası ya da yasalara aykırı olarak her bir fabrika veya ticaret markasını veya ticaret ünvanı taşıyan ürünler de yasak. Yani marka anlamında getirilmesi anlamında söylüyorum. Sahte etiket ve ambalaj maddelerini yine yasaklar listesinde. Bunun haricinde ise dediğim gibi kanun 55. ve 56. maddesinde tanımlanan işte menşei saptırıcı ya da fikri sinayetler kanununa ya da fikri sinayetler mevzuatına aykırı olan eşyaların da Türkiye Cumhuriyeti Bölgesi'ne ithali yasaklılık listesinde diyebiliriz bu eşyaları. Devam. Evet. Aydan geliyor mu? Neyse devam edelim onu. Çok biraz şey olur o. Çok detaya girmeyelim. Geri gel istersen. Geri gel. Şeye bakalım. Yok devam. İlk aydan gelen eşyalarla ilgili bir gümrük beyannamesi verilmiş. İthalatta kullanılan evraklar dediğim zaman çok evrak var. Hani bunu böyle yüzeysel olarak şudur demek belki iki etapta yanlış olabilir ama genel anlamıyla ithalatta kullanılan evraklar nedir? Mutlaka bir fatura olacak. Varsa ATR'si, Avrupa Birliği'nden işte dediğim zaman gümrük birliğinden gelirse bir ATR. Mutlaka konsümentonun olması gerekecek. Konsümento olması olmaz. Bir diğer uluslararası anlaşmalar kapsamında geliyorsa işte onların menşeli tefsir eden belgelerin olması, ödeme şekline göre mutlaka ödeme banka dekontunun ya da ID'sinin, banka ID'sinin olması gerekecek. Tarifenin zaten mevzuat olarak bizim tarifelendirmemiz olacaktır. Varsa diğer kurumlarca alınacak izinler noktasında izinlerin alınması gerekecektir. Evet devam edelim burada. REX sistemine geçelim. Bu arada REX sistemi genelleştirilmiş tercihler sisteminde kullanılan aslında onaylanmış ihracatlı ya da kayıtlı ihracatçı sistemi dediğimiz sistem. Yavaş yavaş bu Avrupa Birliği ile beraber biz de bu sisteme dahil olmaya başladık. Özellikle bu genelleştirilmiş tercihler sisteminden faydalanan ülkelerin bunları kendi aralarında 3 gruba ayırdılar. Bunlar kendi ülkelerinde onaylanmış kayıtlı ihracatçı sistemi diye bir sisteme entegre olmaları isteniyor. Bunlara da Türkiye'de bölge müdürlüklerine yetki verildi. Bölge müdürlükleri de ilgili gümrük müdürlüklerine bunlarla ilgili bildirimler yaptılar. Eğer bu sistemden faydalanmak isteniyorsa ve bu sisteme kayıt olunmak isteniyorsa mutlaka o sisteme bu firmaların entegre edilmesi gerekir ki biz şu an zaten bu sisteme başladık. Ticaret Bakanlığı'nın e-işlemler bölümü modülünde bu firmaların kayıtlı ihracatçı sistemine yani REX sistemine kayıtları yapılmaya başlandı. Bu niye getirecek bize? Daha sonra forma belgesi kaldırılacak. Forma belgesi kullanılmayacak. Sadece faturalarda beyan şeklinde olacak. REX ile başlayan bir numara verilecek bölge müdürlüklerinden. O numara kapsamında aslında o eşyanın o ülkede o kayıtlı firma tarafından üretildiğini gösteren aslında menşeni tefsir eden bir belge gibi olacak. Devam. Evet. Bunları göstermiştik. ATR Euro 1 onları göstermiştik zaten. Evet eyvah dediğimiz gümrüklerde oluşabilecek cezalar. Cezaların türü çok fazla ama genel anlamıyla söyleyelim. Cezalar dediğimiz zaman 234-235 kanundan bahsediyorum. 236-237 ve 238. maddeler aslında baktığımızda cezalar. Ve bir de bununla bağlantılı olarak 4458'in haricinde 5607 sayılı kaçakçılık kanunuyla da konulmuş olan cezalar var. Bunları da bilmek lazım. Evet bilmiyordum diyemezsiniz. Her şeyi bilmek zorundasınız. Geçme oraları hızlı hızlı. Yani ben bilmiyordum, benim haberim yoktur deme şansı yok firmaların. Beyanın sorumluluğundan ya da beyanın doğruluğundan gümrük müşaviriyle beraber firmalar sorumlu. Ben bunu bilmiyordum, haberim yoktu gibi bir aldatmacanın içine girme şansımız yok. Hem kanun olarak hem mevzuat olarak böyle bir hakkımız yok. Beyanın doğruluğundan, kontrolünden hepimiz sorumluyuz. Dolayısıyla bize verilmiş olan evrakları
biz firma olarak teyit edip bu gerçekten bu eşya bu mudur? Vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda bunlar doğru mudur diye mutlaka sorgulamalar yapmamız gerekir. Oluşabilecek cezalardan ilk önce tabii ki belgeler kapsamında konuşursak firmalar sorumlu olacaktır. Bizler de beyan sahibi olarak beyanın doğruluğundan sorumlu olacağız. Yani biz elmaya armut beyan etmememiz gerekiyor. Elma ise elma. Doğru bir beyan, doğru bir vergilendirme, kullanılması gereken evraklarında doğru şekilde beyan edilmesi gerekiyor. Cezai hükümlerle karşılaşılmama adına. Devam. Evet. Belki de hayatımızda işte tebligat dediğimizde ilk aklımıza gelecek kayıtlı elektronik posta dediğimiz kurumsal elektronik tebligat sistemi CAT'siz ve CAP adres dediğimiz işte kayıtlı elektronik posta. Bu zamana kadar hep yapılan tebligatlar normal usulde yapılırdı. Firmaların işte adreslerine gönderilirdi. Bununla beraber elden tebligatlar yapıldığı noktasında gümrük idarelerindeki işte arkadaşlarımız tebligatları alırdı. Tebligatı yapan tebliğ eder. Tebligatı alan ise tebligatı aldığını tebellü eder. Aldım der. Yani kabul ettim demektir. Tebellü etmek. Şimdi tabii elektronik sisteme geçince kayıtlı elektronik posta adresine yapılan tebligatlarda ise elektronik tebligat yönetmeliği var. O tebligat yönetmeliğinin 6. fıkrasında 9. maddesinin 6. fıkrasında şöyle yazar. Muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen muhatap burada kim? İşte bu CAP adresinde kayıtlı olan tüzel kişilik ya da kişi kimse, kişi olarak tanımlayalım, gerçek olabilir, tüzel kişi olabilir. O elektronik iletinin, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. gün sonunda tebligat yapılmış sayılır. Yani benim bunu bilmiyordum, haberim yoktu deme şansınız yok. Özellikle bu CAP adresleri ya da elektronik posta adreslerinin kontrol edilmesi çok 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 önem arz ediyor. Burada bu firmaların mutlaka bu konuda bilgilendirilmesi gerekecek. Firmaların içerisinde çalışan birim sorumluların belki de bu konuda eğitilmesi gerekecek ki yarın bugün yüksek orandaki cezalarla karşılaşılmaması adına diyebiliriz.